Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir vlogla karşınızdayım. Şaşırttım mı? Hayır. Ama bugün farklı bir şey yapıyoruz. Ya farklı dediğim de bir etkinliğe davet edildim. Hip hop etkinliğiymiş galiba. Yani hip hop etkinliği. Hip hop müzikler çalacağız. Olay bu. Ona göre bir kombin yapacağız, hazırlanacağız falan. Hani benimle hazırlanın. Hip hop etkinliğine gidiyoruz tarzında bir vlog. Simay da yola çıkmış. Bir saat içerisinde falan gelir herhalde. Tabii ki de vazgeçilmez ekürüm Simay'ı aldım yanıma. Artı bir olarak. Onunla birlikte yine dedim değişik bir şeyler yapalım işte. Simoş dedim. En son yılbaşında gitmiştik biliyorsunuz böyle bir yere. Gitmeyeli bayağı oldu. Öyle bir gün. Hadi biraz partileyelim. Hadi biraz şenlenelim. Simay Hanım daha yeni binmiş metrobüse biliyor musun? Beni kandırıyor. Beni aradı saat 3'te. Aşkım 10 dakikaya biniyorum dedi. Saat 4'te bana mesaj attı. Aşkım ben bindim diye. Sen bugün ne kadar güzel oldun. Klassın yavrum. Ne mi? Podyuma mı? Yok, Nişo'ya gezmen gidiyor. Nişo, aşko Nişo. Cenk'en nereye saklandı? Sen pişeceksin böyle. Hayır, kızacaksın diye sana kazak giydiğimi söylemek istemem. Pişeceksin böyle çocuk. Güzel olmuşsun ama. Hava 24 derece yani. Güzellik için her şey yapıyoruz. Tam ben partilerken Simay geldi. Say I enjoy mama. Neredesin Simoş? Gel partileyelim aşkım. I enjoy mama. Biz seninle Maslak tarafına gideceğiz. Oraya metro ile gidiliyor. Büyük ihtimal akşam taksi yapıp metrobüse geçip öyle eve geçeriz. Çünkü gece 1 gibi falan döneceğiz biz eve. Çünkü erken 1-2 gibi bitiyor dedi. Onda başlayacak 1-2 bitecek. 3-4 saat oluyor gene. Ne yapsınlar aşkım, sabaha kadar mı yapsınlar? Evet. Sabah 5'e kadar orada mı kalın? Selam, biz geldik. Evet arkadaşlar, vlog çekmekten vazgeçip sohbetim açıkçası. Kesinlikle partiye de gitmiyoruz, vazgeçtik. Evet zaten 4 saat sürüyormuş, o ne öyle. Ben sabah kadar sürecek diye geldim. İçerdim gelmezdim. Aa. O ne? Gelme aşkım. Nasıl bir makyaj yapmayı düşünüyorsun? Her zamanki Simay makyajı. Ben de her zamanki Ece makyajını yapacağım. Biliyorum böyle birazcık koyu bir far sürebilirsin bana. Olabilir. Bu arada dışarıdan tezahürat sesleri geliyor olabilir. Bugün maç varmış arkadaşlar. Ve ben hala ayna almadım. Bir tane ayna like'ladım ama. Alacağım onu. Şükür like'ladım. Işıklı mışıklı. İlk önce kapatıcıyla başlayalım. Peki benim kapatıcı olarak da fondöten kullanmam. Benim de fondöten almam gerekiyor. Bakar mısın bak. Hepsi aynı fondöten bu arada. Ama hepsinin içinde az kaldığı için. Üçünüzü mü taşıyorsun? Geçmiş olsun. Bizde var bilmiyorum. Ya gittim geçen almaya. Bitirmişler yamyamlar. Ay inşallah eğleniriz Simay'a. Bir de arkadaşlar yani bir saatlik falan bir yolumuz var. O yüzden hani eğlenmeyeceğim bir yer olursa ben büyük bir sinir krizi geçiyorum. Kırsın değil miydi? İnşallah vardır. Allah seni kahretsin. Bir de ben yine şey gözüme birini kesip bütün hip hop etkinliklerine gidiyormuşum. Simay yine parasını bitiriyor. Geçen gün kapının önünde basket sahasının olduğu yere birkaç tane çocuk oturmuş. Oy nasıl tezahürat yapıyorlar? Maç yok ha. Beşiktaş'ta bir şey mi maçı varmış? Neymiş? Beşiktaş'ı sövüyorlar oturmuşlar burada. Ama nasıl küfür ediyorlar? Ve susmadılar. Bir buçuk saat boyunca 4-5 tane adam oturmuş. Ananı sikeyim Beşiktaş falan diye bağırıyorlar aşağıda. Etkinlikleri bu. Sinirlendim. Şeyde beni düşündüm bir ara cam. Üst katta olmasaydım yapacaktım bu arada. Duymazlar diye boş boşuna bağırmayayım dedim. Aşağıda olsaydım diyecektim. Ayıp olmuyor mu? Gençler burada çocuk var. Küfür ediyorsunuz. Siz falan yapacaktı. Ama çok üst kattayım. Duymazlardı. Kulak çubuğun var mı? Tuvalette. Beyaz olan en alt çekmecede. Her böyle etkinliğe gitmeden önce çok geriliyorum. Ben de. Çünkü çok düşünüyorum. Ne, sen neyi düşünüyorsun? Eğlenecek miyiz? Gıcı mı geçecek? Ben şeyi çok düşünüyorum. Kim gelecek? Görüşebileceğim birileri var mı? Suave. Suave. Bir anda isterim engelelim de. Yüzme kontör sen yaparsın herhalde. Ne güzel oldu kız kirpikleri. Sen üstün çok güzel oluyor. Şimdi şey ameliyatı olayım diyorum. Fransız askısını yapıyorlar işte gözde çekik yapmak için. Ama aşkım daha nereye çekik yapacaksın gözlerini? İşte biraz da çekik olsa sanki tam güzel olmuş gibi. Şu anda şey gibi hani çekik değil de çekiklik arasındaymış gibi. Tam çekik olursa rahat ederim gibi. Ya kedi götünü görmüş yara sanmış. Bence hiç gerek yok sana. Hatta altı. Biz böyle partiye girerken erkenden gitmeyi çok seviyoruz. Kapıda bekleyeceğiz. Erkenden hazırlanıp evde oturmayı evet. Çok seviyoruz. Yılbaşında da öyle yaptık. Evet. Ya video çektiğim için karanlığa kalırsak bunu çekemeyeceğim. Oğlum bak yüzünde fondöten var. Daha kurumadı, dokunma. Peki elle dokunuyorum ne yap? Çevir o zaman kafanı. Çevir. Simay alnım da kırmızı. Ya çok mu? Birazcık. Ne güzel gözüküyor. Aman.
Dedi, iki dakika önce inşallah yokuşlu çocuk vardı diyen kız. Dün artık geçti arkadaşlar. Bak ben şaka yapıyorum. Geçmedi. O size attığım videodan sonra hayatımda neler oldu bilseniz. Aa, şeyi merak etmişlerdi bu arada. Onu anlatmadık biz. Partide gördüğüm çocuk ne oldu diye merak etmişlerdi. Bak açmayın o konuyu ya. Yeniden buluşabildiniz mi? Buluştuk. Nasıl buldun? Partide. Yakaladı yani partide. Sonunda bir partiye geldi. Neyse ben görmedim bunu. Bir baktım olay buna koyayım dedim çocuk buradaymış. Neyse bir baktım yanında başka bir kız. Kız çocuk resmen şey avcısı, kara avcısıymış yani. Neyse benim böyle moralim falan bozuldu. Sonra işte bunun arkadaşlarıma falan geldi, selam verdi. Çocuk da bana selam verdi işte, sohbet muhabbet ettik öyle. Sonra bana neden yanlış telefon numarası verdin dedi. Sonra ben dedim ki sarhoştum, yanlış telefon numarası vermem normal değil mi yani falan dedim. O da ben bilerek yanlış numara verdiğini zannettim dedi. Bir de dedi Instagram'ına baktım senin dedi, E harfi var dedi. Sevgilin varken dedi yazmak istemedim abi, dedi. Abi Simay'ın da ses. Seni erkek sanıyorlar çalacağım Simay. Bak bence bizim şeyimize o kapıyor, kısmetimize aşkım. Bence onları artık silmeliyiz. Hayır, silmeyeceğiz. Bak. Ya böyle çocuklar bize yazmıyorsa aşkım? Yazacak olan her türlü yazar aşk o. Neyse işte profilde harfi vardı. Sevgilin varken yazmak istemedim falan. Dedim ki ne alaka? Evet, manitası benim. Neyse sonra ben orada konuşmayı kestim. Baktım bu başka kızlara falan yazıyor. Sonra ben bunu mekandan falan attırdım. Attırmadım daha doğrusu. Bunun yanındaki arkadaşı bir kıza rahatsızlık vermiş sanırım. Kız da geldi bana söyledi. Ben de gittim o etkinliğin sahibine söyledim. Onu da attılar. Olsun, denedin be Sima. En azından gördüğün içinde kalmadı. Evde yazın action yaşadım. Bir de şey de merak etmişler. Gördüm. O işte Sima'ya süre verdiği yazdım Filip falan diye. Sıralamıştık ya. Yazdı arkadaşlar. Allah onun belasını versin. O da kötü geçti. Kaderim de bu da mı verdim? Olur böyle şeyler. Neyse sıra bu partide. Smile. Şimdi hip hop'un içinden geçeceksin kızım. Yo ye. Highlighter'ın nerede? Allık. Ya ben sevmiyorum allık sürmeyi. Abi bembeyazsın ama bak gel şundan süreceğim, bu daha doğal duruyor. Kendim böyle şeker kız kendi gibi hissediyorum. Biraz renk gelmesi lazım onun suratına. Şey suratıma geleceğine hayatıma birazcık renk gelsin. Evet. Eli sadece yüzüme dokunma dedikten sonra. O suratı parmaklayacağım. Aynen kanka, oh. Ah. Bak ne güzel oldu. Ben fark göremiyorum şu anda. Var. Sadece burnum biraz daha pembe gözüküyor. Var. Renk geldi suratına. Evet arkadaşlar, kısmetimizi nasıl açarız? Parıldı. Ey ya. Oha bu ne? Simay harbi parladın aşkım yani. Uçmaz mı? Çok geldi, ne yapayım? Uçmaz mı? Burnuma bak. Burnum kalsın, ben burnumu beğendim. Ya, ben burnumu beğendim. Hayır tamam da biraz ince mi sürseydin? Çok üstü komple parlıyor çünkü, anladın mı? Senin highlighter'ın bir garip. Böyle yapayım dümdüz oluyor. Ya da fırçam kötü. Okey. Ben de highlighter'ı süreyim, hazırım. Zaten şey en son. Okey ben de hazırım. Neyse hadi biz kapatalım Sima'ya, şimdi şey çekeceğiz. Reels. Yap bakayım. Bir ters yapma. Karıştı. Böyle mi? Öğreteceğiz. Geç bakayım duvarın karşısına. Güzel aldın. Salak. Start to play, dance with me, make me sing. Tamam. Ya sen iki kolunu geri kaldır, öyle başla ki geçiş daha iyi olsun. Vardır güzel. Hadi sana şimdi bunu editleyelim. Editleyelim. Evet arkadaşlar, sıra kombinde. Şimdi size bir taktik göstereceğim. Ben çorabımı giyeyim, alt deneyeyim o zaman. Tamam, sen giy oradan. Şimdi hatırlıyorsanız en son videomda size dolaptan bir pantolon aldığımı söylemiştim. Kargo pantolon. O bu. Çok güzel bir pantolon ve hip hop'a çok uygun. Düşünsene gerçekten çok güzel. Değil mi? Falan. Bunun fakat paçası uzun. Şöyle ben zaten kıvırmışım. Bu kadar uzun. Tabii boy problemi. Neyse. Şimdi bunları lastik tokayla kısa gibi yapacağız. Tamam mı? Şimdi ben giyip geleyim, göstereceğim size o taktiği. Şöyle giyindim. Bunu zaten Trendyol aldıkları da gösterirken şöyle bir kombin yapmıştım. Bence bu kombin iyi. Hala tezahürat yapıyorlar ya. Üstünü değiştir, evet ama. Çok iddialı oldu. Gel bak göster bir. Baya çok güzelsin. Çok seksisin ama çok seksisin. Değil mi? Yani yan yana gelince. Zıt kutuplara bakıyor. Üstüne evet. Daha kapalı bir şey seçelim. Aç bakayım arkamı. Şimdi bunun paçalarını benim şey yapmam lazım. Şöyle iki tane lastik tokamız var, tamam mı? Şöyle geçiriyorlar bunu. İlk önce deniyorum ki size doğru göstereyim. Bak böyle yapıyor işte. Oldu. Zaten şey salaş bir ayakkabı giyeceğim. Hangisini giyeceksin? Jordan'larımı ya da Converse'lerimi, kalın taban Converse'lerimi giyeceğim. Şimdi gelin size göstereyim nasıl yaptığımı. Tokayı geçiriyorum. Şöyle bilek kısmına getirdim. Daha sonra bunu çekiyorum yukarıya doğru. Ve voila. Böyle gözüküyor. Ayakkabıyla falan zaten okey olacak. Daha iyi oldu Simay. Beni ne güzel duruyor. Ne güzel. Oldu mu? Oldu. Bu daha iyi. Değil mi? Evet. De fizikte taş gibi olunca altında ne giyse iddialı duruyor. Tamam ben de böyleyim. Aa bu pantolon ne pantolonu? Kim Possible. Değil mi? Evet.
Şimdi saçlarımızı yapalım. Ondan sonra da gidelim. Saat zaten 8.30 geçti. Biz biraz geç kalacağız. Neyse biz astrolistler. Aynen astrolistler olarak geç kalabiliriz bence. Bu kabarmaması için arkadaşlar. Hemen gösterelim. L'Oreal. Böyle gören beni şey düz tişörte gidiyorum zannedecek ha. Halbuki aşağıda ne fırtınalar dönüyor. Aşkolar biz gidiyoruz. Sıma'nın son görünümü budur. Bu da benim son görünümümdür. Bence gayet olduk aşkım. Hadi let's go. Gidelim. Ya biz şu an bırakın Marmara'yı metrobüse bile ulaşamıyoruz. Çünkü maçtan dolayı tıklım tıklım dolu. Ve maç çıkışına denk geldik. Evet ve şöyle göstereyim. Şu kısım full insan. Hallederiz Sıma'yı. Biz neler halledemedik. Ben bayramda avcılardan Kadıköy'e gelmiş insanım. Bunu mu başaramayacağım? Ve siz onu yanlış anlamışsınız. Kaldırımda bekleyeceksiniz. Şey biz sadece partiye gitmeyeceğiz. Ne çalışın iki genç kızız. Gidebilirim be. Boş boş ayakta gideriz İncilikli'ye kadar. Geçebilir miyiz? Teşekkürler sağ olun. Saat 10. Yarım saatimiz var ki yarım saatte varırız bu arada. Marmara'ya bilemedik. Biz video çekiyoruz. Arkadaşlar bir saniye ya. İş yapmaya çalışıyorum. Bir saniye lütfen. Sıvay beni çok geriyor bazen. Bak sustular ama. Sıvay bak ne geliyor. Selektör çapıyor. Evet. Güvenlikten geçtik. Sanırsınız Pablo Escobar'ın yanına gidiyoruz. Pablo Escobar'ın ben geldim. Nasıllar şu? Harika. Tam bizlik. Oturmaya mı geldin? Evet. Şimdi özel dans hareketi. Sıvay oynuyor, oynuyor. Edit'te Kece geldi, hoş geldi. Biraz kısa bir video oldu, farkındayım. Ama çekebileceğim çok da bir şey yoktu parti esnasında. Daha ne kadar oynadığımız kısmı koyabilirdim bilmiyorum. Bir de çıkışta da birkaç bir şey çekmişim ama ya o kadar boş muhabbet yapmışız ki. Koymak istemedim o yüzden. Hani böyle biraz daha çerezlik bir vlog olsun bu dedim. Çünkü gerçekten güldüğüm bir video oldu. O yüzden atmak da istedim. Başka bir günle de birleştirmek istemedim açıkçası. Bunu böyle çerezlik tatlı bir vlogmuş gibi izledim. Bari kapanışta biraz boş yapayım. Video uzun olsun sonra bana kızmayın. Neyse boş yapacaksam da şöyle boş yapayım bari. Ev turunu falan soruyorsunuz ya bana. Şu avizeyi değiştirmem lazım ev turunu çekebilmem için. Çünkü elektrikçi gelecek vesaire vesaire. Dedim ki alacağım avizeyi IKEA'dan alayım. Ama internetten alayım. Sadece bir avize için IKEA'ya gitmeyeyim dedi. Şansımı bugün işte girdim. Tam sipariş verecektim. Avize stokta yoktu. O yüzden onun stoğa girmesini bekliyorum. Ev turu da öyle birazcık gecikici. Ama onun dışında elektrikçi ve boyamam gereken birkaç şey haricinde evde oturdu. Büyük ihtimal diğer hafta ya da ondan sonraki hafta ev vloğu gelir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bence keyifli ve eğlenceli bir video oldu. Bu yüzden videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Biliyorsunuz 100 bin olmama inanılmaz az kaldı ya. Ay yeter ayol. Yeter ayol. O yüzden abone olmayı unutmayın aşkım sular. Hepinizi çok 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 öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.